Bunlar acaba olmuyor diye hiç merak ediyor musun? Çünkü neden? Hizmetin kalitesi parayla ölçülmüyor. Çünkü o zaten gelmek zorunda. Alacak borç ilişkisi mükellefle doğmamalı diyor. Yoksa diyor siz doğru karar veremezsiniz. Devletin tekniğinde var. Siz şurada mükellefle yaptınız, mükellef 227'ye göre bir tür denetim yapıyorsunuz. Bu meslek yasamızda var. Ben denetim yaptım, defter kayıtlara geçirdim, kayıtları kontrol ettim, usule göre de beyan ettim diyorsunuz. O yüzden birçok arkadaşımdan soracağım daha var. Mükellefin evraklarının bulunduğu yerde defter olamaz. Defter sizde olmaz. 2016 yılına girerken 2015 yılında şimdi defterimi onaylattınız. Mükellefte demeyin arkadaşlar. İşte Hasan da burada. Arkadaşlar bu başınıza belaya sokar. Mükellef yarın bu defter bende değil diyebilir. Defterin kaydedilmesinden, saklanmasından dönemsel olarak sorumlusunuz. O yüzden o mükellefin bu sorumluluğunu taşımayın. Oraya bırakmayın. Her türlü şeyde sorumluluk size ait. Çünkü siz beyan ederken mükellef 227'ye göre söylüyorsunuz. Açık hüküm. Ondan dolayı da saklama ve koruma yükümlülüğü dönemsellik içerisinde sizin sorumluluğunuzdadır. Bununla ilgili soruları daha sonraki aşamada yaparız. Daha çok soru gelecektir. Evet, ödeme işlemlerine anlattık. İmzalandı kelimesine başvurduğu anda dur, aman ha. O işi parayı garanti yazıyor çalışıyor ya. Suat, paraya çok süper düşkün olma. Ali zaten orada renkten renge giriyor. Evet, HES'i işlemine eğer imzalandı yaptıktan sonra HES'i işlemine geldiğimizde HES edersiniz. HES gerekçesi de mutlaka bir gerekçe isteyeceğiz zaten. O gerekçeyi neyse yazarız. Evrak belge teslim tutanağına bir gelir misiniz? Evet, şuraya. Bu çok önemli arkadaşlar. Demir teslim tutanakları mutlaka kayıt altına alacaksınız. Ben vermiştim unuttum. Kayboldu. Okurken zaten yok. Bunun da mutlaka çıktısını alın. Islak imzaya mükelleften alacaksınız. Yarınlarda bu daha çok elektronik ortamda verileceğinden dolayı ki bizim şu andaki çalışmalar o boyutta. Evet, biraz yüklemeler bu ara başladı. Arkadaşlarımızın çoğu artık programa giriyorlar. Ondan dolayı. Evet, demir teslim tutanağını şu anda vermiyor. Çünkü neden? Neden? İmzalanmadı değil, daha kötü. İmzalanmadı, artık vesik gerekçesi yok orada. Çıkalım. Hani seni, ben sana Suat para kazandım geçen bu akşam galiba ya. Seni ne yapacağız? Kavga mı edeceğiz artık? Evet, yine gelelim sözleşmeye. Sen şunu parayı al artık ya. Şu tahsilatı yap. Yap da biz de kurtulalım. Şuraya bir gelir misin? Şuraya bir indir aşağı. Şuraya. Pardon. Şöyle göstereyim. Şuraya. Damga versi değil. Aşağıya. Şunu bir aşağı indir. Hatır aşağı indir. Bakın arkadaşlar. Buradaki işlemlerin hepsi bu sözleşmeye yönelik eylemlerle ilgili. İptal işlemimiz de var. Yani sözleşmenin iptali. Her an yapma hakkına sahipsiniz. İmzalandı dediğiniz zaman aman imzaladık. İş bitti mi? Hayır. Bunun arkasından da imzalıktan imzayı kaldırır gibi. Müşteriye giderken sözleşmenizi götürdünüz. Bir köle dedi ki ben daha ucuz bir muhasebeciyle anlaştım. Diyemiyoruz. O muhasebeci kim olduğunu tabii yarın gün öğrenir. Gerekli işlemi yaparız. Ama şuraya imzalandı kelimesini mümkün olduğu kadar ıslak imzayı aldıktan sonra imzalandı dediğiniz aşamaya kadar bununla ilgili bilgi sizin mükellefiniz olarak görünmeyecek. Yani mükellef listesi vermek zorundasınız ya, onun içinde değil. Bu sadece not anlamında sizin hazırladığınız bir evrak gibi değerlendirecek. Bir resmi bir evrak statüsü dışında. İmzalandı, güzel imzalayın. Para garanti diye miyiz? Sahibi olsun. 6.000 lira ilk para. Evet. Şimdi şuraya bir girer misin tekrar güzel kutucuğumuzun içine? Evet. Şimdi güzelce bakalım. Bak imzalandı kısmı imzayı kaldırabilirim. Yukarıya da evet diye zaten işaret kursları yaptı hocam. Efendim? Tarihin yanında da evet dedi zaten. Az önce yok mu orada? Ya dedik zaten. Artık parayı garantiye aldık. Orada bir sorunumuz yok. Şimdi imzayı kaldırabiliriz. Veyahut da sözleşmeyi pes edebiliriz. Damga vergisi görmek isteyen arkadaşlarımız var mı? Bu zaten sevimsiz bir konu. Ben pek hoşlanmıyorum. Çünkü herkesin damga vergisi takıntısı. Şu damga vergisi sizinle ilgili, şu da mükellefle ilgili. Bunu kullan.
kullanacaksınız. Hayır arkadaşlar, istediğiniz gibi davranın. Bunu kullanacak. Bu bir sadece size yardımcı olmak için yapılmış bir eylem. İnşallah ya, yarınlarda bunu kullanmaktan... Aslında çok iyi dipnot olarak da sözleşmenin altında. Evet, sözleşmenin detayına girin. Bir de oraya görelim. Evet, sözleşmenin detayını eğer görmek isterseniz her an oradan görebilirsiniz. Yani bu görmüş olduğunuz detaylara her türlü şekilde bunu yapabileceksiniz. Yani mükellefinizle ilgili bu tür bilgileri görebilme hakkı hiç kimsede yok. Yani İstanbul yöneticisiyim ben, yönetim kurulucusuyum. Ben dahi bunları görme ihtimalim yok. Yani Suat'ın şu andaki müşterisini hepimiz görüyoruz aslında ama müşterinin izniyle. Mevzuat gereği de suç işliyoruz aslında. Çünkü arkadaşımızın haklarına saldırı oldu. Fakat bir müşteri de kazandı yani. İyi bir tercih sundu. Evet, bunu kapatalım. Şimdi bu görmüş olduğunuz kesimdeki bilgi asgari tarifin üstünde olduğu için bununla ilgili yaptığı çalışma sorun olmadığı için hiçbir kimseyi ilgilendirmiyor. Sadece Suat'ın mükellefi. Altta yok. O da çalışması bu konuda yapılmayacak. Evet, biz şimdi şunu bir iptal edelim bile. Evet, bir iptal yapalım. Ödeme yapsaydık önce. Evet, imzayı kaldıralım. Evet. İmza kalktı. Gitti imza. Şimdi basarsam yine imzalandı ya. Yani isterseniz yıl içerisinde olursa mükelleflerinizle unutmayın. Bu sadece sözleşmenin başlangıcı ile ilgili bir olay. Şuraya geldiğinizde eğer müşterinizle bir ay geçti, bir ay sonra yaptığınızda fesih yapacaksınız. Tamam mı? Bu konuda anlaştık mı? İmza kalktı, kaldı. Bir fesih oldu şu anda. Gerekçeye gerek var mı? Yok. Bir ay beyannameyi verdiniz Ocak ayında. Şubat'a geldiniz. Müşteriyle anlaşamadınız. Fesih ediyorsunuz. Fesih edin. Şuraya geldiğiniz zaman fesih işlemine basacaksınız. İmzası tamam. Oraya şu anda gerekçe imzalandı. İmzası çektiğiyle bahsediyorsunuz değil mi? Tabii. İmzalandı kısmıyla. Yani imzalandı. Sorun yok. Buraya gerekçeyi yazacaksınız fesihini ve gerekçeyi koyacaksınız. Bu sizden sonraki alana bir bilgilendirme. Borç dediğimiz zaman miktarı da yukarıya mı yazacağız? Tabii. Zaten şurada diğer bilgileri yazdığınızda otomatik olarak gerekçeyi yazacak. Alacağınızı yazacak ve o arkadaşımıza gidecek. Evet. Kaldırabilecek miyiz? Efendim? İmzayı kaldırabilecek miyiz fesihten önce yoksa o? Yok. O sadece ben göstermek istiyorum. Kalsın. Önemli değil o. Fesih sadece şu an için geçerli. Yani yılbaşı itibariyle Ocak ve Şubat ayı itibariyle geçerli. Mükellefte beyan daha vermediniz. Verdiğiniz takdirde bu işlem fesih. Unutmayın, fesih ve devir sözleşmesi niçin yapıyoruz? Fesih yıl içinde, devir teslim yıl sonunda yapmak zorundayız. Yıl içerisinde hem fesih yapacağız hem devir teslim. Yıl sonunda ise sadece devir teslim. Unutmayın. Ben yıl sonundan evvel mükellef sizi daha ucuz muhasebeci bulurum diye yaptığı eylemi anlatmak için söylüyorum. Evet, bunu kapatalım. Şimdi başka şöyle buradan bir çıkalım. İptal şöyle gelelim. İptal var. İptal ediyorsun. Sözleşme iptal et. Tamam. Tek, direkt. Fesih yapmadın mı? Yıl sonunda iptal etme hakkınız var. İptal et. Sözleşme yenilen. Yıl sonunda sadece iptal. İptal. İptal hakkınız her an sözleşme. Yanlış yaptım, eksik yaptım, fazla yaptım, iptal. Şimdi biraz sonra imzayı kaldır. Başka bir şey. Sözleşme yapılmadığından dolayı tekrar yapılabilir. Ama iptal isteği tamamen iptal. Bir daha kullanamazsınız, tekrar yazmak zorundasınız. Anlaştık mı? Pardon. Şimdi sene sonunda iptal et. Sözleşme iptal et. Şubat'ta geçici vergisi var. 3 aylık genel kaderesi. Dönemsellik ürünü. Gelir vergisi dönemden sonra. Ne yapacaksın? Bir dahaki... Yani... Bu hizmet sözleşmesi abi. Bakın beyanname göndermesine engel yok. Bu hizmet sözleşmesi. Bir kere o dönem şu anki mevzuatımız gereği arkadaşlar, ben burada size açıklayıcı bir isim vereyim. Gerçi onu Maliye Bakanlığı farklı bir hale getiriyor bu taslakta. Şu anda o mükellefin beyannamesini vermekle yükümlü olan kişiler 12. aya kadar yapan meslektaşımız. Eğer 11. ayda veriyorsa zaten bir sorunumuz yok. 12 ise
yılı siz tamamladığınız için geçici vergiden de gelir vergisi veya kurumlu vergisinde de mükellefsiniz. Ha bunu yapmayan arkadaşlarımız var. Maliye Bakanlığı daha sonra bununla ilgili işlem yapıyor mu? Yapıyor. Ama yeni taslakta bir şey söylüyor. Eski meslektaşlar, yeni meslektaşlar ölebilir. Ya ben 12 ay kendi yapmadığım kayıtlardan nasıl olduğu beyanname vermek isteyeyim? Ben vermem. Vermem. Vermeyin zaten. Kim yaptıysa o verecek. Maliye Bakanlığı'nın bürokratları zannediyorum burada birçok soru çıkıp mahkemelerle uğraşmak adına kendilerini sıyırma hareketi olarak görüyorum. Yoksa sizin kayıt yapmadığınız bir şeyi belirli geçici vergisi hazırlamak, neler yapıldığını kontrol etmek, 12 ayın parasını size almadığınız halde bunu yapmak bir şükürlü olur. Bir şey, biz sözleşme yaptığında artı bir taraftan gelir dairesi başkanı bir sözleşme yapıyoruz. Yani, güçlü olur, evet. Şimdi biz gönderme beyannamesini yaptığımız kadar, şimdi sözleşme iptal ettik ama bizi yani yeni bir meslektaş aldıysa o diyelim ki bizden verdi. O ikinci ayet sonra atıyor. Birinci ayet o yapması gerek ama ben de o sözleşme, ben iptal etmeden o sözleşme yapamıyorum. Beyanname gibi. Doğru. Mecburen yani orada da bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi şöyle. O yıldızı son yapmışım derdi. Evet. Başka bir meslektaşım yani şeyi düzenleyen, beyannameyi düzenleyen olarak o hazırladı, gönderdi. Ben de gönderdim. Yani ona ayetli o dönem. Evet. Ben de gönderici olarak şey yaptım. Dört oldu. Evet. O şey dört oldu. Üç değil. Dört oldu. Kendisi. Fakat arkadaşlar şunu söyleyeyim. Her ne olursa olsun 12. aya kadar o işlemi kim yapmışsa sorumluluğu o alıyor. 12 aylık işlemlendirmeyi ve neler yapıldığını, nasıl yapıldığını o bizim. Kayıtlarla ilgili sizin mükerrer bir şekilde kendinizi riske atmak istiyorsanız yapın. Ben yapmam. O yapsın. O yapacaktır. İsterse maliyeye gidip Maliye Bakanlığı'nın yoklama bunları açabiliyorlar şüpheyi. Geçici vergiden de kurumlar da gelirdi. Zaten bazıları açık kalıyor. O yaptığı beyannamelerle ilgili sorumluluk kim 2014'ü kim yapmışsa o yapacak. Bu kadar basit. Hiç girmeyin. Neden? Ya sorumluluğu niye alıp üstüme alayım? Parayı kim aldıysa gerçek anlamda o yapsın. Kim kayıt yaptıysa o yapsın. Sonra yarın bugün orada çıkan bir kayıttan, beyannameden kim sorumlu? Geçici vergini biliyorsunuz. Siz 3 ayda bir geçici vergilerle ilgili sizlerin birer mükelleften mizanlarınızı almak, envanteri almak gibi sorununuz yok. Ama 12. ayla ilgili var ki. Yarın denetim elemanı son geçici vergisi verdiğinde bir sürü kayıtla ya ben yapmadım o yaptı deseniz bile en son geçici verdiği envanterden sorumlu olduğundan sizinle sıkıntı çıkar. Bunu kusura bakmayın. Kendinizi riske atmak istiyorsanız kimsenin diyecek bir şey yok. Yapmayın. Zaten yapan arkadaşlarım da eğer bir şikayet olursa da arkadaşımız kınama cezası alır. Usta, o da öyle şey mi? Bu odanın tarifesi değil, bakanlık tarifesi. Hep bakanlık. Yok. Bakanlık. Sözleşmemiz hiçbir zaman kadime dahil olamaz. Brüt rakamdır. Stopaj mükelleflerin anlamında giydirilmiş. Brüt. Stopajı alıyor %20 o farkında %20 o iki senin de yanlış yapıyor. Onlayın durumunuzu sorayım. Şu arkadaşlar.